İsrail'ye hücum kıyamet günü uğruşuna doğru geldi. Hamas kıyamet günü uğruşuna 52 yıl dolganının ertesi günü İsrail'ye hücum kıldı. Hoş, kıyamet günü uğruşu kanday uğruş idi. Kıyamet günü uğruşu Arap-İsrail macerası tarihteki muhim vakiyelerden biri yayılan vakiyelerden biridir. O 1973 yıl 6. Oktyabr'da başlangan. Uşanda İsrail ve Arap devletleri xususan Mısır ve Suriye ortasındaki uzak müddetli taranglik macerayı alıp gelgen idi. Arap devletleri 1967 yılda 6 kullik uğruşta boy verilgen hudutlarını kaytarıp alışke ve mintakadaki stratejik mavkayı tiklashni xohlar edi. 1973 yilning oktyabr oyi boshida Misr va Suriya yahudiylikning eng muhim bayrami Yom Kippur qiyomat kunida Isroilga kutilmaganda hujum uyushtirdi. Bu isroilliklar uchun strategik kutilmagan hodisa bo'ldi va arab kuchlari dastlabki kunlarda sezilarli yutuqlarga erishgan. Biroq İsrail o'z zaxiralarini ishga soldi. Suriya va Misr jabhalarida qarshi hujumlar uyushtirdi va vaziyatni o'z foydasiga o'zgartirdi. Shiddatli janglarda ikki tomondan ko'plab qurbonlar bo'lgan. Shundan so'ng BMT shafirligi, sobiq ittifoqi va AQSh bosh tarchiligida sulhga erishildi. Oxir-oqibat hududiy o'zgarishlar cheklandi, ammo qiyomat kuni urushi har ikki tomonning strategiyasini qayta ko'rib chiqish va mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga undagan katta burilish nuqtasi sifatida tarixga qoldi. Eslatib o'tamiz, 7 oktyabr kuni Isroilda ro'y berayotgan voqealar fonida mamlakat bosh vaziri Binyamin Netanyahu isroilliklarga murojaat bilan chiqib, sodir bo'layotgan narsa to'laqonli urush ekanligini aytdi.